ödemek için bana birkaç ay müsaade et şekerim. O salak yüzünden Fuat da beni terk etti. Tabii para durumum bozuldu. İdare edeceğiz. Lakin senden bir şey isteyeceğim. Mesela nasıl bir şey? Sen de az keskin değilsin. Karından da korkmuyor musun? Ben işlerime Fatma'yı karıştırmam. Güzel. O halde gel şekerim. İçeride bu hesabı kapayalım. Beni yanlış anladın. Ben başka hesaptan bahsediyorum. Ne hesabı? Bak şöyle. Sen bana yardım edeceksin. Ben senin tekmil borçlarını silip sıfıra indireceğim. Burada kira vermeden bir sene oturacaksın. Benden ayrıca da 10.000 lira peşin olarak alacaksın. Sonra? Yapacağın iş çok basit. Şu bizim salak Şakir var ya, hani evini alt üst eden. İşte o namussuza boş kağıda bir tane imza attıracaksın. Bütün mesele bu. Sen bu işi şurup gibi yaparsın. İş şurup gibi ama 10.000 az. 20.000'ini alırım. Evde de 2 sene beleş otururum. O kadar para bilemem. Neşan bilir. Sen ucuza kazı olmazsın. Pişman olup geri gelirsen 50.000'ini alırım, tamam mı? Hadi güle güle. Pekala Sevda Hanım. Kazandın. Kabul. Arkadaşlar, bu masada ne vardı? Varesiye defteri vardı. Defter ne oldu? Defter yandı, bitti, kül oldu. Bizim moruk da babası buldu anladığımı. Şerefe! Şerefe! Varesiye defterini sattım demedin diyor mu? Demedin ha? Dedim. Deme! Deme! Dedim. Önce taktım, sonra 50 liraya sattım. Ben de hinci battım. Ben de mi battım acaba ya? Sen iki misli battın lan. 50 lira kazandın, 50.000 lira kaybettin. Bütün borç hesabını üstüne yazıyorum. Zaten mal benim. Bu cebimden alıp bu cebime koyacağım demektir. Bırak hinci şamatayı, al bir tane bafla cağrası radyocuya götür. İki de sabun al, Sevda Hanım istedi, oğa götür. Ben oraya katiyen gitme. O ayı gelirse beni parçalar. Oğlum korkacak bir şey yok, o herif yandı ya. O ayı kolay kolay yanmaz amca.